Arkadaşlar bu videomuzda DC Dynamo'nun shunt bağlantıyla birlikte yükte nasıl çalıştığını, yükün ve uyartım direncinin değiştiğinde değerlerimizin nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Deney masamızdan tek bir fazdan motor sürücümüze giriş yaptık. Motor sürücüsünün U ve W bağlantılarını da aynı şekilde motorumuza aynı noktalardan bağlıyoruz. Asinkron motorumuzu üçgen bağlantı şeklinde bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki kısımda mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürecek olan DC makinenin jeneratör olarak çalıştırılmasında armatür kısmının ve alan kısmının nasıl bağlandığını tek tek bakalım. Şöyle öncelikle armatürün A1 ucundan voltmetremize giriş yapıyoruz. Voltmetreden ampermetreye, ampermetreden de bir sigorta yardımıyla yükümüze bağlanacağız. Şu şekilde gerçekleştirdik. Yükün bağlantılarını da sigorta aracılığıyla şu şekilde yapıyoruz. Sigortanın diğer ucunu voltmetreye bağlıyoruz. Buradan da voltmetrenin diğer ucundan da B1 bağlantısını, daha doğrusu B2 bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Armatür sargılarımız şu an sisteme bağlı. Yani yüke bağlı olacak. Tabii devreyi çalıştıracağımızda ilk adımda sigorta kapalı konumda olacak ki herhangi bir iletim olmayacak. Alan sargılarımızı nasıl bağlayacağız ona da bakalım. F1 bağlantımızdan voltmetreye giriş yapıyoruz. Voltmetreden diğer armatür sargılarını bağlamış olduğumuz voltmetrenin sol bacağına bağlantı yapıyoruz. Voltmetrenin sağ bacağından alan sargılarını bağlamış olduğumuz voltmetrenin sol bacağına giriş yapıyoruz. Bu noktayı da ampermetremize seri olarak bağlayıp ampermetrenin çıkışını uyartım yükü olarak kullanacağımız 110'luk yükümüze bağlıyoruz. Yükün çıkışını da en son F2'ye, yani uyartım çıkışına şu şekilde bağlamış olduk. Uyartım reostamız 110'luk bir reosta. Armatüre yük olarak bağladığımız reostamız ise 50 ohmluk bir yük. Şimdi adım adım çalıştıracağız. Şu şekilde gideceğiz. Öncelikle motorun yönü doğru mu çalışıyor, yanlış mı çalışıyor onu kontrol edeceğiz. Ona beraber bakacağız. Ardından yükümüzü devreye almadan önce uyartım voltajını nominele çıkarabilmek için direnç değerimizi değiştireceğiz. Uyartım direncimizin değerini değiştireceğiz. Uyartım voltajının değerini nominale ayarladıktan sonra yükümüzü devreye alacağız. Yükün değişiminde neler değişiyor? Özellikle asenkron motorun akımında neler değişiyor ona bakacağız. Ardından hızımızı tekrar nominale çıkarıp tekrar değiştireceğiz. Bu şekilde adım adım deneyimizi yapıp bitireceğiz. Başlayalım. Deney masamızı açtık. Göstergelerimizi açtık. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Eğer motor yönümüz doğru çalışmıyorsa yükleme doğru yapılmayacağı için göreceğimiz voltajlar çok çok düşük olacak. Ama asenkron motor sürücü yardımıyla asenkron motorun yönünü değiştiriyorum. Değiştirdiğimiz anda voltajlara dikkat edecek olursak diğer noktalara göre voltajlar çok daha yüksek. Frekansımızı nominal değeri görecek şekilde, 1500 değeri görecek şekilde ayarlıyoruz. Şu an yaklaşık olarak nominal değerde çalıştırıyoruz. Burada ilk yapacağımız adım
yardım voltajımızı, yani alan sarmalarının voltajını nominale çıkarmak. DC jeneratörün etiketine baktığımızda zaten 200 volt olarak nominali görüyoruz. 200 volt ayarlamamız gerekiyor. Şu an yaklaşık olarak nominaldeyiz. Uyartım voltajını nominal aldıktan sonra artık yükü devreye bağlayacağız. İlk adımda tam yük olarak, yani 50 ohmluk değeri göreceğiz. 50 ohmda bizim asinkron motorumuzun kaç amper çektiğini şuradan inceleyeceğiz. Şu an 3 amperlik bir değerle asinkron motor çalışıyormuş. Sigortamızı açıyoruz. İletimi alıyoruz. Burada armatür tarafındaki voltajımız, akımımız, uyartım kısmındaki voltajımız, akımımız, motorumuzun hızı ve de asenkron motorun çekmiş olduğu akımı gözlemleyebiliriz. Motorumuzun hızını arttırıyoruz. Tekrar nominale çıkardık. Değerini değiştirerek akım ve voltajı jeneratörün nominal gücünün yarısına kadar, yani 500 watt'a kadar çıkarıyorum. Evet, şu an 500 watt'tayız. Değerleri kontrol edeceğimizde armatür değerleri, uyartım değerleri, motorumuzun hızı ve daha asinkron motorun akımını gözlemleyebiliriz. Yükümüzü biraz daha küçültüyoruz. Yaklaşık olarak 4,5 amperlik bir armatür akımında değerlerimiz, RPM değerimiz, uyartımlarımız ve asinkron motorun çekmiş olduğu akımı gözlemlemekte.